Yepyeni bir dersimizde herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün portre çizimi ile alakalı sizden gelen çok sıkıntılı bir durumdan bahsetmek istiyorum. Örnek veriyorum, karşıdan portre çiziminde herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat yandan, arkadan, üstten, alttan portre çizimlerinde çok büyük sıkıntılarımız var diye mesajlar geliyor. Ben de bugün yine her zamanki gibi aynı diğer derslerimizde olduğu gibi Püf noktalarını vereceğim, olayı mantığını anlatacağım, 5-10 dakika içinde siz de istediğiniz açıdan portre çizimi yapabileceksiniz. Çünkü her şeyde olduğu gibi bunda da püf noktalar var, teknikler var. İsterseniz hemen yavaş yavaş dersimize geçelim. Şimdi örnek veriyorum. Biz normal bir portre çiziminde ne yapıyorduk? Şu şekilde bir tane elips çiziyorduk. Daha sonra aks çizgilerini atarken bizim portremiz şu şekilde ortaya çıkıyordu. Kabataslak bir şekilde anlatmak gerekirse. Yani elimizde böyle bir portre görüntümüz oluyordu. Fakat bunu yandan çizdiğimizde ister istemez kafamızın şekli değişiyor. Şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi. Peki bunu nasıl çizeceğiz? Mesela tekrardan yuvarlağımı çiziyorum. Elipsimi ya da bir yumurta gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu sefer yandan görünüşü vermek için yanına bir tane daha yumurta çiziyorum. Bakın. Ve bu şekilde benim elimde bir tane yandan görünüşlü bir kafa şekli ortaya çıkıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Daha sonra buradan ben burnumu ortaya çıkarırım şu şekilde. Gözümü ortaya çıkarırım şu şekilde ve ağzımı çıkardıktan sonra artık benim yandan görünüşlü bir tane daha portre ortaya çıkmış oluyor. Bu mantıkla ilerleyeceğiz. Hepsini tek tek inceleyelim isterseniz. En azından pekiştirmiş olalım. Dersi fazla uzun tutmak istemiyorum. Çünkü böyle kafaya takılacak bir konu değil. Bu dersi sonuna kadar izlerseniz istediğiniz görüntüden portreyi çizebilirsiniz. Gelelim birazcık daha çapraz duruşa. Mesela benim burada yine bir tane şöyle bir kafam var. Daha sonra benim fotoğrafta gördüğüm görüntü şu görüntüde. Bakın bu sefer de birazcık çaprazına çizdim. Aks çizgimi attığım zaman şu şekilde ve daha sonra şu şekilde yandan bir aks çizgisi attığım zaman bakın gördünüz mü? Benim yine bir tane kafa şeklim ortaya çıkmış oldu. Daha sonra ben buradan burnumu çıkarırım. Gözlerimi çıkarırım ve benim yandan görünüşlü bir tane daha portrem ortaya çıkmış olur. Bu iş bu kadar kolay arkadaşlar. Hiç kafaya takmaya gerek yok. Hızlı hızlı örneklerle gidelim. En azından pekiştirmiş olalım. Mesela şimdi arkası dönük bir kafa çizelim. Ne yapıyoruz? Şu şekilde yuvarlağımı çiziyorum ve arkadan görünüşü vermek için bir tane daha yuvarlak çiziyorum ve benim artık ensemi ortaya çıkardıktan sonra bakın arkadan görünüşlü bir tane daha portrem ortaya çıkmış oluyor. Mesela ben şuraya şu şekilde kulağını çizersem ve şuradan hafif burnu görünürse, şuradan göz çukuru görünürse ve hafif de ağzı görünürse bakın arkası dönük bir tane portre ortaya çıkmaya başladı bu sefer de. Aynı mantıkta ilerliyoruz. Kafaya takmıyoruz. İşin mantığını öğrendiğimiz zaman gerisi zaten çok çok kolay. Şimdi geçelim birazcık daha zorlara. Peki kafanın üstü görünecek şekilde yani benim portrem aşağıya doğru bakıyorsa nasıl çizmem gerekiyor? Yapalım. Elipsimi çizdim. Bu sefer ben aks çizgimi aşağıya doğru baktığından dolayı aşağıya çiziyorum. Düz bir şekilde de şöyle kafamızı ortadan ikiye bölüyoruz. Bakın bu sefer şöyle aşağıya bakan gözler çiziyorum ve aks çizgimi çiziyorum. Burnumu çiziyorum. Ve benim figürüm artık aşağıya bakar bir vaziyet almaya başlıyor. Şöyle çenesini falan ortaya çıkardıktan sonra bakın boynumuzu da çizince figürümüz aşağı bakar bir görüntü almaya başlıyor. Devam edelim. Peki yukarı bakar bir görüntüyü nasıl elde edeceğiz? Deneyelim. Yumurtamı çizdim. Aks çizgimi nereye atıyorum? Süpersiniz. Üst kısma atıyorum çünkü gözlerim üst kısımda. Şöyle yine ortadan ikiye bölüyorum. Bu sefer de doğal olarak gözlerimi yukarı çizeceğim. Şöyle gözlerimi yukarı çizdim. Şöyle iki tane kabataslak göz çizdim. Daha sonra şöyle burun deliklerim çizerek şöyle bir burun ortaya çıkardım. Ağzımı çizdim ve fark ettiğimiz gibi. Benim artık portrem üst kısma bakıyor. Daha sonra çenesini çizerseniz şu şekilde boynunu çizersiniz. Figür yavaş yavaş üst kısma dönmeye başlayacaktır zaten. Şöyle kulak çizersiniz. Bizim figürümüz üste bakmaya başlayacak. En azından mantığı anlarsanız zaten portre çizmede herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Gerisini kavrayabilirsiniz yani. Aslında önemli olan işin birazcık daha böyle mantığı arkadaşlar. Biliyorsunuz ben her zaman işin pratik mantık yani sizi zorlamayacak boş yere zaman kaybettirmeyecek şekilde dersler anlatmak istiyorum. Yani örnek veriyorum. Ben buraya bir tane yuvarlak çizdiğim zaman, ben böyle bir aks çizgisi attığım zaman hemen buraya ben bir göz çizip burnumu çizip buradan ağzımı çizip böyle sağ üst çapraza bakan bir portre ortaya çıkarabilmem lazım. Çünkü ben size bunu öğrettiğim zaman siz birazcık mantığı anlayacaksınız ve daha sonra çizim tekniklerinizi de geliştirerek en azından buralardan birazcık zaman kazanmış olacaksınız. Bugün sizlere bu tarz işinize yarayacak püf noktalar vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğenip bir tane de yorum yaparsanız mutlu olmuş olurum diyorum. Eğer diğer derslerimizden de faydalanmak isterseniz abone olarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.